Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz kul hakkı. İnsanların iki görevi var. Bir Allah-u Teala'ya karşı, bir de kullara karşı. Eğer bir insanın Allah-u Teala'ya karşı kulluk görevinde noksan olursa, Rabbim tabi isterse affedebilir, azap edebilir, ona karışamayız. Yalnız bir insanın üzerinde kul hakkı olunca Allah-u Teala buna karışmıyor. Çok ama çok zor bir mesele. Bu tabi kul hakkı bazı dünyada çıkar bazıları. Fakat genelde çoğu ahirete kalıyor bunlar. Mahşer gününde önce tabi amel defteri dağılacak. Herkesin ameli orada tartılacak. Mahşerdeki mizan, yani terazi, nurani bir ölçü aleti oluyor orada. Yapılan sevaplar nur şeklinde olacaklar. Günahlar da karanlık olacaklar orada. İşte ondan sonra sıra gelecek, kul hakkına sıra gelecek. Genelde insanların çoğu bunu önemsemezler, kul hakkını. Yani kul hakkı deyince bazen küçümsenebilir, önemsemez bazı da. Fakat çok mu çok önemli bu. ABS suresini inşallah okuyorum inşallah sonlarından. Mevlamız buyuruyor. Rahim yevme yefirül mer'u. O günde, mahşer gününde insan kaçacak. Yefirü firar. İnsan kaçacak. Kişi kimden kaçacak? Min ehihi, kardeşinden kaçacak. Yani mahşer gününde kardeş kardeşinden kaçacak. Ve ümmihi, annesinden evladı kaçacak. Ve ebihi, babasından kaçacak. Ve sahibetihi, eşinden kaçacak. Ve benihi, evladından kaçacak. İnsanlar mahşerde. Neden? İşte kul hakkına sıra geldiği zamanlar. Ana baba, mahşer gününde nefsi nefis koyacak mahşer gününde. O günün muazzam dehşetten dolayı her insan kendi derdine meşgul orada. Evladı yapışacak ana babasının yakasına. Baba, sen bana neye namaz kıldırmadın babasına? Kız yapışacak babasına. Baba, anne, sen beni örtürmedin diye. Hatta bir ana baba evladına güzel isim takmamışsa bile çünkü ondan dolayı da orada davacı olacak. Tabii eşler birbirinden, konu komşudan, mahşer gününde en korku olan işte o zaman olacak. Dünyada kısas vardır, misilleme deniyor buna. Bu dünyada vardır. Eğer bir insan haksızlığa uğrarsa, o kişi dilerse hakkı alabilir dünyada. Almasa ahirete kalır, o zaman kişi sevinir. Uhud Harbi'nde müşrikler Müslüman şehitlerine çok kötü muamele yaptılar. Uhud şehitlerine. Kulaklarını kestiler, gözlerini oydular, burnunu kestiler, karnına yardılar. Muazzam bir, yani bir vahşet, o işten doğrudan vahşet işten doğrudan Uhud Savaşı'nda. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri şehitleri gezerken gözü amcasına takıldı. Hazreti Hamza'ya takıldı. Baktı ki amcası Hazreti Hamza, kulakları kesilmiş, burnu kesilmiş, edepleri kesilmiş, karın her tarafı yaralanmış,
artık tanrıcık bir hale gelmiş. O zaman Peygamberimiz tabii çok duygulandı bundan. Üzüldü, duygulandı. Peygamberimiz yemin etti o anda. Eğer Rabbim ileride bana zafer nasip ederse ve onlara bunun çok daha katı yapacağım müşrikler dedi Peygamberimiz. Böyle buyurdu. Hemen Cebrail Aleyhisselam geldi. Şu ayet-i kerimeyi getirdi. Ayet Nahl 126. Bismillahirrahmanirrahim. Ve in akabtum Mevla buyurdu. Eğer ikab edecek olursanız, ikab cezalarının karşılığını verecek olursanız, yani misilleme yapacak olursanız Mevla buyurdu. Bak burada yapın yok burada. Yapın yok. Ve in şart için. Eğer anlamına getirse geliyor. Eğer yapılan bir zulme karşı bir misilleme yapacaksanız feakibu evet yapın bimisin ma uykıp tüme yapılan aynı misilini yapın Mevlam buyuruyor. Bimisin ma uykıp tüme size ne kadar bir eza, cefa, işkence, haksız yapılmışsa eğer buna bir karşılık vermek istiyorsanız Mevlam buyurdu. O zaman ancak bunu bir misli aynı misliyle dengiyle eşit olarak yapınız. Veleyin sabartum. Eğer yapılan bu haksızlığa karşı sabrederseniz. Lehüve nedir sabretmek? Mistileme yapmaktan sabretmek hayrın daha hayırlı kimler için? Lissabeyin sabredenler için. Yani bir kişi ama sabır etmiyor da bağırıp çağırıp şunları bunları yapıyor. Bu gene bunun tabi sevabını yoksun kalıyor. Şimdi dünyada bir insan haksız olduğu zaman herkes orar tabi. Her zaman bu olandır bu. Eğer bu kişi dilerse hakkını alabiliyor. Ne kadar? Misli ile. Mesela biri buna kötü söz söyledi. Aşağılayıcı bize söyledi. Tek kelime söyledi. Bu da aynısı buna iade edebilir. Evet sen öylesin der. Eğer sen şöyle şöyle bir kelime daha ilave ederse o zaman öbürü bir kelime hak alacak oluyor buna bakınız böyle. Çok hassas bir denge bu. Hassas bir denge. Kavga ederken bile biri mesela elinle vurdu. Öbürü sopayla vurursa öbürünü alacak oluyor. Elinle vuran bir defa vurdu. Bu da ona bir defa vurabilir. İki defa vurursa öbürü bundan bir sebebini maaş alacak, hakkını alacak. Bu ayet-i kerimeye gelince Peygamberimiz şöyle buyurdu Aleyhisselam Hazretleri Ya Rabbi sabredeceğim, yapmayacağım buyurdu. Ve Peygamber burada yemin kefaretini verdi Peygamber burada. Ve Aleyhisselam verdi burada. Demek ki İslam'da yapılan haksızlığa karşı misilleme imkanı var. Buna Rabbim izin veriyor. İzin veriyor Mevlam buna. Fakat misilleme çok hassas bir dengede. Bir gün Halife Osman Hazretleri, halifeyken kendisi, halife döneminde kölesine bir iş emir buyurmuş. Kölesi de halifenin emri gereği iş aynen yapmış. Aradan birkaç gün geçiyor. Hazreti Osman bakıyor, işi beğenmiyor. Yani köyden bunu yanlış yaptığını tahmin ediyor. Kölesini çağırıyor. Hazreti Osman haya üzerinde eshabın başta gelen birisi, hayalı kendi çok. Yani yumuşak huylu, gayet sakin, hayalı. Öyle bir tipi yapısı kendisinin. Zaten kızmasını bilmiyormuş kendisi. Yani bağırmasını bilmiyor kendisi. Yalnız kölesini çağırıyor da, yani kölesine bir tehdit olmak üzere kölenin kulağını tutuyor. Neden bunu böyle yaptın? Yanlış yaptın diye kulağını tutuyor. Hafif büküyor tabii. Köle diyor ki, ya seyidim, efendim yani. Bak sen annem böyle böyle söylemiştin. Ben de böyle yaptım. O zaman düşünüyor. Evet köle hakkı doğru öyle söylemişti. Hatırına geliyor. Tabii burada bir haksızlık oldu. Kölenin kulağını tuttu, hafif çekti.
hem kölelerin efendisi sahibi, hem de devletin başkanı halife kendisi. İki ünvanı var. Hazreti Osman şimdi bir Allah'tan korkun titriyor böyleydi. Kölesine diyor ki, sen haklısın, ben haksızım. Yani bunu kabul etme bir mesele yani. Sen haklısın, ben haksızım. Şimdi ne olacak? Köle efendim, sen bak halifemsin, reisimsin, başımsın, efendimsin efendim işte. Hakkımı ediyorum. Olsun. Hakkım olmaz. Neden ama efendim? Helal edin hakkımı. Evet, burada helal edilsin hakkını ama mahşere gün dersin ki sıkıştığın zamanlar, ya Rabbi korktum dersin. Halifeydi, sahibim de, denge eşim değildi. Korktum diyebilirsin orada. Bunu diye en sağlamı ne diyor Hazreti Osman? Onu yapalım. Ne bu en sağlamı? Sen tut benim kulağımı, sen de benim kulağımı çek. Bu en garantisi bu. Ama efendim hakkımı ödüyorum. Olmaz. Çekemem. Emrediyorum. Halife'ye emrediyorum mesela. Tut bakayım kulağımı. Kötü tut Hazreti Osman kulağını. Hafif tutuyor. Bir, olmaz. Biraz daha bakalım. Biraz daha. Ben daha çekmiştim. Köle duruyor. Tamam bu kadar diye böyle. Sen bu kadar çekmiştin efendim diyor. Ben biraz daha bükersem ona ben haksız olurum diyor. Ama senin hakkını bana geçer. Demek ki bu kul hakkında denge çok mu çok hassas denge mi? Burada en hangisi garantisi? Lehüve havlin istihabi en garantisi budur. Efendim. Yani sabretmek, sineyi çekmek en hayırlısı bu. Komşu hakkı ilgili bir hadis okuyayım inşallah. Hadis-i Şerif Hakim Hanbel Hazretleri bir şey yapıyor. Diyorlar ki sahabeler Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a inne filaneten ya Resulallah filan kadın diyorlar Peygamberimize. Tesumun nehare oruç diyor gün üzeri. Nafile yani böyle. Ramazan dışında çok oruç diyor gün üzeri. Ve tekumu leyle gecede kalkıyor namaz kılıyor geceleri bu kadın. Böyle bir kadın. Ancak ve tizi ciraneha ancak komşularına da çok eza cefa yapıyorum komşularına. Diliyle şunda bunda. Yani kadın, ehli iman, Müslüman kadın. Çok oruç tutuyor gün üzeri. Gecede namaz kılıyor, çok namaz kılıyor. Ancak bunun bir kusuru var. Komşularına çok eziyet yapıyor. Fekale aleyhisselam, Peygamber cevap verdi. Hiye finnari. O cehenneme girecek diyor. Ondan dolayı bakınız. Komşu hakkından dolayı cehenneme girecek buyurdu. Komşu hakkı hakların başında geliyor bu da. Ana baba hakkı gibi. Komşu hakkı da hakların başında geliyor. Bir insan bir yabancı ile ömründe bir defa karşılaşabilir. Yılda bir karşılaşabilir. Kişinin hakkı yapsa bile bu tabii azdır, sayısı azdır bu. Ama komşuya gelince sürekli beraberler. Gece gündüz beraberler. Bunun için komşu hakkı daha büyük oluyor. Bir salih bir Müslümanın evine fareler istirahat etmiştir evine. Fareler. Eski evler, ahşap evler tabii, kerpiç evler. Bunun zavallı evi de alçak evmiş de. Evini fareler basmıştı evini. Bir gün bir arkadaşı geliyor buna. İçeri giriyor bakıyor. Artık fareler serbest dolaşıyor evin içerisinde. Serbest şey, hiç korkmuyor fareler. Dolaşıyorlar. Arkadaş ne bu? Ne yapayım diye. Böyle buraya gelirler diye. Bunları kovamıyorum buradan böyle diye. Benim bir kedim var diyor arkadaşı. Şu avcı kedim var. Ben sana kediyi buraya getireyim. Bunları hepsini yakalar. Buna kaçırır bunlar buradan. İstemem. Ne istemezsin? Eğer senin kedi buraya gelirse bir ikisini yakalar. Öbürleri kaçarlar. Kaçar ne diyecek? Komşuya gidecek bu sefer diye. Komşuya gidecek, ona zarar verecek bu sefer. Onun için diyor, komşuma zarar vermektense diyor, o zarara ben katlanayım diyor. Bakın komşu hakkı ince muhtemelen böyle işte. Bu da ince komşu hakkı. Dünyadayken tabii kul hakkını helalleşmeye çalışmak lazım muhtemelen. Kul hakkıyla
Veyn mahte kabredil mezalimi tabihi husamahü. Tefsir kitabında şöyle buyuruyor. Bir insan hasımlarıyla helallaşmadan ölürse tabi husamahü. İşte mahşer gününde ne kadar hasımları varsa, haklı kişiler varsa onların her biri gelip çevresini kuşatacaklar. Çünkü ömür boyu bu. Ömür boyu bu. Askerde mesela onbaşı çavuş olmuş, karşı gene haksızlık yapmış. Bir kişi, 5-10 kişiye. Hep gelecek bunlar. Yani komşu hakkı, ana baba hakkı, evlat hakkı, her hakkımdan gelecekler bunlar. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri eshabına Peygamber şöyle soruyor. Hadis-i Şerif, Müslümler okuyor Hadis-i Şerif'i. Etedrune menele müflisü. Peygamber soruyor. Eshabı biliyor musunuz? Kimdir müflis? Müflis ne demek? Kim müflis? Kalu. El müslifina men la dirheme lehü ve la meta'a. Dediler ki sahibi, ya Resulallah bizim bilim bir müfis dediler. Bir insan parası, malı, mülkü olmaz. Bunlara batırıp götürür. Biz buna aramızda müflis, yani ifade etmiş deriz. Fekale. Peygamber'in şuna açıklığı müflisinde olduğunu. Tabi bu da doğru. Yani bir insan dünyada malını, mülkünü yitirirse, kaybeder, batırırsa bu da müflistir. Ama bu dünya müflisi bu. Dünya müflüsü bu. Bir insan dünyada gerçekten iflas etse bile bir insan dünyada kişinin sağlığı sıhhati varsa insan gene bir şey yapabilir, kişi karnını yine doyurabilir burada. Ölmez kişi Allah'ın izniyle. Fakat gerçek müflüs kim? Fekâ aleyhisselam, Peygamber açıklıyor bunu. İnnel müflise, müflüs şudur kesinlikle. Min ümmeti, ümmeti müflis şunlardır. Men ye'ti yevmi kıyameti, bu kişi kıyamet gününde mahşere gelir. Bir salatin namazını kılmış. Mahşere, kabrine kalkar, mahşere gelir zamanlar. Dünyadayken namazını kılmış, 5 vaktini. Ve sıyamin orucunu tutmuş. Ve zekatın, mal zekatını vermiş. Yani bu kişi İslam yaşamış olarak mahşere geldi. Tabi hesabı görüldü. Hesabı görüldü. 5 vakit namazını kılmış. Orucunu tutmuş. Zekatını vermiş. Burada haç konusu girmiyor burada. Hikmeti şu şimdi. Hadis-i Şerif'den bir söylenme zamanı vardı. Hadis-i Şerif'in vardı. Eğer hadis-i şerif hacın fazla önce söylenmişse olmuyor burada işte. Bunun için oluyor böyle şeyler. Bu kişi mahşerde tabi hesaba çekildi. Namazı kondu mizana. Her şeyim kondu bunların. Bu kişi ne oldu şimdi? Sevabı ağır geldi. Ahiret alemi dünyanın tam ters bir alem, ahiret alemi. Dünyaya benzemiyor. Şimdi dünyada terazi ağır gel demek ne anlama geliyor? Aşağı indi anlamına geliyor. İki kefe var terazide. Hangi taraf ağır gelirse orası aşağı iner. Ona ağır derler. Mahşer öyle olmayacak muhtemelen bakın. Böyle. Mahşerde orada sevaplar nur olduğu için yukarı çıkacak. Eğer bir insanın sevabı çoksa sevaplar nur olduğu için, hafif olduğu için yukarı çıkıyor böyle orada. Günahda da zulümat olduğu için aşağı basıyorlar efendice. Yani bir insanın orada sevabı çok gelirse ki arşa çıkıyor bile icabında. Bu kişinin de sevabı çok geldi. Artık kişi seviniyor. Ve eti ama alacaklar geliyorlar şimdi. Ve kad şeteme haza. Peygamber bir kişiye şetmetmiş. Sövmüş, hakaret etmiş. Onu aşağılayıcı bir söz söylemiş kişiye. Yani bir kelime bile söylese, bakın aşağılayıcı. Hatta göz kaş ile
Veylün ayetinde olduğu gibi, hümeze, lümeze olduğu gibi. Yani bir insan mesela birisi geçiyor da, geçiyor da gözü kaşıyla işaretçi karşıdakine aşağıyıcı olarak, bakın bu kul hakkına girmez efendim. Kul hakkına giriyor efendim. Hatta bir insan dile söylemese de, kişi suizan yaparsa, insan kötü zan beslerse birisine karşı, o da geliyor bakın böylece. Ve kardeşi şeytemi haza. Oradan biri geliyor. Ya Rabbi bu bana böyle söz söylemişti işte. Hakaret etmişti, aşağılamıştı, alay etmişti benim de. Bana karşı gülmüştü. Tabi bir değil, binler gelebilecek icabında. Haza ve kazefe haza. Öbürü iftira etmiş, yapmadığını söylemiş. Ve ekelen mali haza. Biri malını yemiş. Mal az da olsa, yani az da olsa kişinin ne bileyim bir zeytinini, bir kirazını hatta daha küçük bile olsa, yani izinsiz yerse, yani bu kadar önemli ki bunlar, hatta kardeş olsa bakınız böyle. Ya kardeşlik ki kazançlı ayrıdır, malları ayrıdır, yani bir ev bir kazanda yemiyorlar, kardeş bile olsa, İnsan karışın bile bir tek ufak şeyini alıp yiyemez izin almadan kendisinden. Efendim ehli eder bana o. Burada eder. Orada etmiyor ama. Orada etmiyor efendim. Ve sefeke demi haza filanın kanı dökmüş, yaralamış, öldürmüş. Ve darabe haza filana vurmuş. Bir insan dünyada malını, zekatını vaktinde vermese bakınız. Vermese, bu da kul hakkına giriyor şimdi. Zekatını vermediği için Allah hakkı suçlu, haram işliyor. O Allah hakkı. Bir de onda kul hakkı var şimdi onda. Onlar gelecek kaçtığım bunda. Ya Rabbi bu zengin de bu. Biz fakirdik. Onun hakkı alacaklar bundan. Bir de günümüzde değil de hemen her dönemde olan bir kul hakkı var. Önemselmeyen miras meselesi var, miras. Her asır, her dönemde olan mesele bu. Miras. Yani bunda da çok korkunç bir kulak giriyor bunda da. Bir mal sahibi öldü. Mal sahibi öldü mü? Önce ne yapılır? Önce bunun borcu varsa, önce borcu ödenir bakınız. İlk şart budur efendim. Kimse sorulmaz bu. Mal sahibi öldü, araştırılır. Eğer bunun borcu varsa, önce borç ödenir. Peygamberimizin zamanında bir cenaze getirir zamanlar namaz kılması için peygamber soruyordu önce cenazenin yakınlarına, bunun kimseye borcu var mı? Eğer derlerse ki evet işte borcu var falan filan derlerse peygamber şöyle yapardı. Ben çekilirdi. Ben bu namazını kıldıramayacağım buyurdu peygamber. Ama siz kılın derdi onlara. Çünkü peygamberimiz kılırdı mı, yine peygamber şefaatçi olmuş oluyor böylece. Bir gün yine bir cenaze geldi. Yine peygamber sordu Aleyhisselam Hazretleri, bunun kimseye kul hakkı borcu var mı? Biri çıktı, ya Resulallah bunun filan kişiye 2 dinar borç var, 2 altın lira borç var. Peygamber çekilirken hastalığı çıktı. Ya Resulallah borçlarımı aldım buyurdu, peygamber kıldırdı. Demek ki böyle oluyor bir de. Ölen kişinin mesela yakınlarından biri, canından biri dese ki işte ben babamın, evladımın, kardeşimin borcuna ben kefilim derse o zaman borçlarına kurtuluyor. Kurtuluyor. Yalnız bunun tabii şeyi var bunda da böylece. Olabilir ya mesela açık gözü yapmaya kalkar biri de alacakken alacağım var der. Bu da İslam geçerli değildir. İslam'da mutlaka beyine şarttır. Ya bir sened, şey, sepet neyse belli bir şey, resim bir şey olacak ya da şahit olacak İslam'da olacak böyle. Bunu vermesi gerekiyor. Hatta şehit olsa bile kulak ödenmiyor bakın muhtemelenler. Kulak ödenmiyor. Hadis yarım kaldı diye hadis-i şerif. Ondan sonra döneceğim inşallah. Yani kulak önemli olduğu için Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hadis-i şerifi Müslim'de Allah şehidi affeder,
külüşün ille deyne, bakınız. Yağfirullah lişşehidi. Allah şehide bağışlıyor. Bir insan Allah yolunda şehit olabilirse, fi sebilillah buna, fi sebilillah. Fi sebilillah, Allah'ın yolunda, Allah'ın dinini hakim kılmak için, İslam'ı hakim kılmak için, bir insan sırf Allah razı için şehit olursa. Bir gün sahaben bir peygamberimize geldi Aleyhisselam Hazretlerine. Dedi ki, ya Resulallah, ben cihada girsem, cihatta şehit olsam, Allah benim günü affeder mi günahlarımı? Peygamber şöyle buyurdu, sabiren, sabretmek şartıyla önce, sabır. Muhteşiben, ilah Allah için. Mukbilen, düşmana karşı olarak, vela mudbiren, arkan dönmeden. Yani bir insan düşmana savaşırken, eğer kaçarken ölürse, bak şehit olmuyor. Mukbilen, düşmana karşı savaşırken, sabır ederek ve Allah rızası için. Başka bir zorun olmadan ve amaç da Allah'ın dinini hakim kılmak için olursa şehit oluyor. Peygamber buyurdu, evet, eğer sen bu şartlar ile savaşarak Allah yolunda şehit olursan, Allah hepini affeder. Kişi döndü gitti, Peygamber çağırdı, az gel bakalım gel ya. Ne demiştin sen bana demin? Aynı şeyi söyleyince, Peygamber şöyle buyurdu, ancak ille değil, ancak boş Peygamber buyurdu, boş. O anda Cebrail Aleyhisselam Peygamber geldi, bunu buyurdu Peygamber. Bana bu Cebrail haber verdi buyuruyor. Bir insan Allah yolunda şehit olsa, yani namaz kusuru affoluyor bakınız. Üzerine namaz borcu varsa affoluyor bakınız böyle. Ya başka ne gün hepsi affoluyor, günah, affoluyor günahları. Yalnız üzerine borç varsa, kul hakkı varsa bu affolmuyor. Sahabeden bir zat vardır. Sahabe bin Kays Hazretleri diye. Bu zat Hazreti Sabit Hazretleri sahabeden kulağı biraz ağır işitmiş kendisinin. Bundan dolayı da konuşurken sesin tonu yüksek çıkarmış. Bağırarak konuşurmuş. Ayet-i Kerime'ye gelince Latir Esfahat Hüküm, yani seni yükseltmeyin peygamberin ayet-i Kerime'ye gelince bu korktu gelmeye. Meşte gelmedi birkaç zaman. Peygamber sordu, sahibin kaçtı nerede? Niye meşte gelmiyor buraya? Gittiler, Resul şahları getirirler. Peygamber'e sordu, ya sabit, niye sen gelmiyorsun meşride? Ya Resulallah, korkuyorum dedi, ben yüksek sesle konuşuyorum. Amelim hapt olmasın diye korkuyorum, hiç gelemiyorum. Peygamber, hayır ya sabit dedi, sen buna dahil değilsin o peygamberde. Sen dedi, inşallah mutlu yaşayacaksın. Yani saidin yaşayacaksın, şehit olarak öleceksin ve cennete kavuşacaksın. Üç müjde verdi. Yaşantısı gayet mutlu olacak. İslam yaşayacak. Şehit olarak ölecek ve cennete kavuşacak. Bu mübarek zat peygamberden hemen sonra çıkan Yemame Savaşı'nda şehit oldu bu. Yemame. Mürtet yapılan savaşta orada bir şehit oldu. Şehit olduğu gece, o gece seher vaktinde bir arkadaşına geliyor. Bakın ne oluyor bakın. Hazreti Sabit şehit olduğu gece, o gece seher vaktinde arkadaşına geliyor. Arkadaş, ben bugün şehit oldum biliyorsun diyor arkadaşına. Öbürü tabi rüya halinde. Rüya halinde ama tam rüya değil de hafif bir kadar kendisi. Öyle bir haldeymiş. Ben bugün şehit oldum diyor. Ama ben ölmedim. Sakın bunu rüya zannetme. Hayır zannetme. Bunu önemsememi yapma sakın. Ben diriyim. Allah yolunda şehit oldum. Bana peygamber müjde vermişti. Ben şu an kendimi biliyorum. Sana senin benim bir ricam var diyor. Peki ne var ricam? Benim de Medine'de filan kişiye diyor şu kadar borcum var diyor bakınız. Şu kadar Medine'de benim borcum var diyor. Ama benim malım yok onu ödeyecek diyor. Benim tek malım diyor zırhım vardı diyor. Benim zırhımı bir kişi aldı. Ben şey olduktan sonra onun fiyatını sakladı. Gidiyor kumandana, Halbin Veli'de
kumandana git diyor. Söyle diyor. Oradan benim zırhımı alsın. Onu Medine'ye götürür zaman gidince Medine'ye götürsün. Halife Bekir'e teslim etsin. Beni bunu satın, borcumu ödeyin filan kişiye. Bu kişi hemen kalktı. Baktı ki rüya değil, gerçek bir şey. Kumandana geldi. Ya Halit, az önce bana Hazreti Sabit rüyama ve bu şey geldi bana. Bana böyle dedi böyle. Zırhı filan yere saklıymış. Onu almanı söyledi. Hemen Hazreti Sabit kumandan orada geldi. Baktılar, aynı söylediği yerde zırhı oraya saklı. Aldılar zırhını oradan. Medine'ye götürürler. Hazreti teslim ettiler. Ve sordular, onun söylediği kişiye borcu varmış. Zırhı satıldı. Artırma zırhı satıldı. Ödendi borcu bakınız. Kendine hem sahabe bakın. Kendine hem sahabe. Allah yolunda hiç sebebi şehit oldu. Hatta öncülük yaptırsa o savaşta. Müslümanlara karşı. Ayet-i Kerim okuyarak onları teşvik etti savaşa bile. Öncülük etti. Böyle bir şehit bile bakın değil mi? Şehit bile ne diyor? Kul borcum var. Cennete gidemiyor, giremiyor. Ölen bir şehidin başta günah varsa affoluyor, hepsi affoluyor. Affoluyor. Kul hakkı affolmuyor. Şimdi ne olacak bakın, hadise geliyorum. Demek ki bir insan dünyada kul borcuyla gitti ahirete. Bir de bundan biri de mirastı. Oradan buraya girmiştim. Mal sahibi öldüğü anda kim de onun varisi ise mal onların oluyor bak muhteremler. Bir gün Allah'ın bir salih kulu hastalanmış, ağır hastalanıyor. Gece bunun evine geliyor sevdiği arkadaşları. Tayyip arkadaşlar bir kendisine benzer. Toplum arkadaşları. Bu kişi artık son nefeslerinde tabi zikrullah ile kelime tevhid ile canını veriyor. Hep beraberce şekil orada. Biz söyleyelim bir kere inşallah. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. O zat da bu ane böyle değil söylüyor. Bunu teslim ediyor gece. Cemaatten biri diyor ki arkadaşlar diyor şu kandili söndürelim diyor. Ama tabi kandil yanıyor. Neden? Karanlık dışarısı. Evet karanlık ama bu kandildeki yağ bunundu. Ona aitti. Şimdi bu öldüğü anda o kandilin yağı varislerin oldu. İçinde ufak çoktu belki olabilir vardır. Onun hakkı geçmesin bana. Bunu söndürelim diyorlar. Ve söndürüp sabaha kadar bekle bak muhtemelen. Yani bir mal sahibi öldüğü anda mal varislerin hakkı oluyor. Şimdi bazı varisler malın üzerine oturuyorlar. Ev varsa, tarla varsa, baba, ticaret ne işte? Oturuyorlar. Ne yapıyorlar? Karşıdaki hakkını isteyince bir de kavga ediyorlar. Onlar dargın oluyorlar. Halbuki bakın böyle. Ölen kişi öldüğü anda öyle malına çıktı. Mal varisin oldu. Varisin oldu. Ne yapılacaktı? Önce borcu ödenecek ölen kişinin. Borcu varsa bu ödenir. Sonra bakılır, vasiyeti var mı bakılır. Eğer vasiyeti varsa ölen kişi vasiyet edebilir. Onun üçte birine fazla karışamaz ama. Varsa vasiyeti, meşru ise o yerine getirilir. Ondan sonra ne yapılır? Mal taksim edilir. Hatta bakın, ölen kişinin çocuğu olsa ana karnında. Mesela kişi sonra evlenmiş olabilir tabii, ilk hanımı olabilir. Başka evlatları da var. Bu kişi öldüğü zamanlar eğer hanımı gebe hamile ise bakınız. Şimdi ne yapılır? Biraz bekleyelim de doğum yapısı delmiyor bakınız İslam'da. O beklenmez. Hekim onu alacak çünkü. Ne yapılır bu sefer? Bu doğacak olan çocuk tabii ya kız olabilir ya erkek olabilir. Kız ne yapıyor İslam'da? Erkeğin yarısını alıyor. Bu defa bir erkek hissi ayrılır buna. Yani ne doğacağı bilinmiyorsa erkek olma ihtimaline karşı taksim ederken erkek hissi ayrılır buna. Yani bunda bir hissi daha var şimdi bunda.
İkiz olursa şimdi. Bu defa ne yapıyor? Bir vekil anlıyor birisinden. İkiz diyor ki ben vekilim diyor. İkiz olursa diyor bu malı alıp tekrar vereceğim bu şey böyle. Eğer doğan çocuk ikiz olursa ne yapıyor bu sefer? Tamam mal taksim oldu. Bakınız. Mal taksim oldu. Hepsi alınıyor. Onun hakkı veriliyor. Erkekse zaten bir hakkı ona ayrıldı. Kızsa yarısı alınıyor. Taksimine bakınız. Yani ölen kişiye öldüğü zamanlar hanımı hamile gebe ise velev ki 8 aylık olsa bile efendim işte 15 gün kalmış, 20 gün kalmış beklenmiyor bak muhtemelen. Beklenmiyor yani kimse buna ihtiyacı beklemeye ihtiyacı yok. Bu yani taksim oluyor böyle şey. İşte bu da büyük kul hakkı bu da böyle. Sonra ticarette mesela bayi, satıcı olan kişi bazen tabii yalan söylüyor. Şükürat'ı istiyor mesela. Tabi bazı önemli mallarda pazarlık oluyor. Şu fiyat veriyorum. Hayır diyor. Ben onu şükürat aldım diyor. Eğer bu satıcı aldığı fiyatını yalan söylerse bu da kul hakkına girer bakın mesela. Ne diyor? Yani ben bunu işte ben 1000 lira aldım diyor. Daha şey veremem mesela. Buna vereceğim böyle diyor. Ama 900 almış. Bu da inanıyor peki. Alıyor. 1000 lira almış diye alıyor. 100 aldatıldı. Maaşın hakkını alacak bak onu böylece. Yani satan kişi yalan söylemişse alacak. Ya da malın ayıbını gizlemişse, kusurunu söylemişse alacak. Bazen de müşteri yalan söyler. Karşını kandırmak için sanki. O da onun hakkını alacak muhtemelen. Yani komşu hakkı, ana baba hakkı, evlat hakkı, eşlerin hakkı, komşu artık ne hakları varsa aklına gelmeyen hep alacak bunlar böylece. Bir insanın bir resmi yerde işi var. Sıraya girilmiş, yani kuyruğa girilmiş, sıraya girilmiş, bekliyorlar. Bir tanıdığı var. En geç geliyor ama tanıdığı var, içeri giriyor, işini görev veriyor. Onun hakkı var şimdi bakmama veriyorlar. Onlar güneşte bekliyor, aşkı bekliyor, kendisi bekliyor burada. Bekliyor buna. Bunun da hakkı var bunda böylece. Yani kul hakkı o kadar var ki mahşerde. Bakın ne olacak şimdi? Ehate bi husum mahvi peygamber bakın. Ehate husum mahvi. Mahşerde hesaptan sonra sıra kul hakkına gelince haber verecek. Ey mahşer halkı bak Firavun'da filanın hesabı görülüyor. Hak olan gelsin denilecek. Bu tabi ömür boyu ya bu. Ömür boyu bu. Kavga etmiş, kalp kırmış, vurmuş, kırmış, dövmüş, çalmış, çırpmış, şunları bunları bakın yalanın mirasından, komşu hakkından, her haklarından. Binler kişi gelecek, binler kişi gelecek. Ne olacak şimdi? فَيُوتُ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ Tamam mı? Seni alacağım bu kadar mı? Buna verecek hasenatından, sevaptan verecek şimdi bakınız. Mesela bir tokat vurmuş, tabi Allah katında bir belli ölçü içerisinde ne hak ediyorsam al bakalım sana sevabından bu kadar. Öbürüne hakaret etmiş. Öbürüne gıybetini yapmış. Aleyhine konuşmuş. O kişi bunu bilmiyor dünyada. Allah biliyor ama. O meydana çıkacak. Hele muhtemelen gıybet var ya gıybet meselesi de. Yani bunu zaman duramadın inşallah. Yani gıybet yapmak affedersin ama ahmaklık mı? Delilik yani. Aptallık ya muhtemelen daha doğrusu böyle. Yani açık konuşacağım bu şekilde. Kaba konuşayım. Aptallık gıybet yapmak muhtemelen. Aptallık. Bir kişi, bir Müslüman haksıza uğramış. Haksıza uğramış. Ezilmiş, şu olmuş. Bu kişi ne yapar? İsterse hakkını arayabilir. Nasıl arar hakkını arayabilir? Ona kim yardımcı olabilirse onlara durumu anlatabilir. Artık gününe göre tabi polisimiz, jandarmaymış, mahkememiş, her neyse ya da bir Müslüman toplumsa bir insan haksıza uğramışsa o kişi hakkını arayabilir. Ona kimle yardım olabileceklerse ancak ona derdini söyler. Eğer bunun dışında kalkıp da işte kaynan bana böyle yaptı, gelin bana böyle yaptı, kızım bana böyle yaptı, komşum bana böyle yaptı, işte arkadaşım bana böyle yaptı, ustam bana yapıyor, böyle yaptı derken bunları sayarsa bu ne oluyor? Gıybete giriyor bu tembel. Gıybete giriyor bu. Bazı hallerde
o kişi haklıyken haksız duruma düşebiliyor bakınız. Mesela bu kişi haksız yapılmış. Bir haksızlığa uğramış. Bu kadar. Eğer sabretseydi hakkı alacaktı mahşerde. Ama gıybet yapmış durmadan. Şu bana böyle yaptı, böyle yaptı, böyle yaptı. Tabii bu arada şeytan kişiyi teşvik eder, tahrik eder de biraz da kişi buna yalan katabilir yani ben. Acındırmak için kendisini. Mazlum duruma gelmek için. Kişi buna birkaç yalan edebilir. Yalan da söyleyebilir. Bu defa ne oluyor baktı. Bir yalancı iftira etmiş oluyor karşıkine. Ve gıybeti yapmış oluyor. Eğer bu insan bunu çok kişilere söylerse ne olacak mahşer gününde haklıyken haksız duruma geçiyor. Allah korusun. Ve azami hasenatihi bu şekilde ne kadar alacaklığı var her biri gelecekler, hakkı alacaklar. Ne şekilde? Sevap olarak. Namazının sevabı, okuduğu Kur'an sevabı, her birinin sevabı, sevabı, sevabı. Yalnız bazı alimlere göre tek orucun sevabına alamıyorlar. Orucun sevabını alamıyorlar. Şimdi Allah-u Teala bir yol kursusunda Es-savmilli ve-el-zebih peygamber. Es-savmilli oruç benimdir Allah buyuruyor. Ve-el-zebih o insan ben vereceğim buyuruyor. Orucun dışında ne kadar sevabı varsa kişinin alıyorlar. Fe-in feniyet hasenatühü kablen yukdama aleyhi. Sevabı bitti. Ağacık çok ama. Ağacık çok. Hele bazı kişiler tabi belli makamlara geliyorlar. Yetki sahibi oluyorlar. Allah korusun belki binlerce kişiye işkence yapıyorlar bazı insanlar. Karşı kıtaya karşı, eski gibi karşılığında tabi karşılığında. Artık hakaret eder, söver, bağırır, çağırır, döver, şunu şunu yapar. Oh, o anda kişiken tatmin ediyor karşı kendi kendine. Tatmin ediyor. Peki ne olacak bunlar muhtemelen bunlar? Ne olacak bunlar? Demek ki bunların her alacağı gelecek, alacağı ile orantılı şekilde onun sevap alacak. Alacak ama eğer karşı günün sevabı biterse, alacaklar var, var alacak, bitmeyecekler de. Onu da bekliyorlar, sevap biterse, ''Ühüze min hatayahüm feturiyat aleyhi.'' Bunun üzerine sevap bittiyse alacakların günah alınıp günah buna atılacak. Sümme turya finnar salgıncıya mı atacak bak inşallah. Atacak ateş alacak muhteremler. Demek ki sevabı yoksa efendim alacak bir şey kalmıyor değil. Eğer sevabı yoksa ne oluyor? Bu da alacakların günahından buna yükleniyor muhteremler. Şimdi halk arasında çok yanlış bir inanç halk arasında. İnanç, yanlış inanç var. Şey inanç halk arasında diyorlar ki filan kişi boşuna namaz kılıyor. Boşuna camiye koşup gidiyor. İşte boş hacca gidiyor. Neden? İşte onun çok şunu şöyle kulla hakkı var, şunlar bunları var diyorlar. Bu tam yanlış ve zıt bir mesele bu. Ters bir mesele bu. Bir insanın üzerinde kul hakkı çok varsa o kişi sevabı daha çok yapması gerekiyor ki yani sevabını çok yapması gerekiyor ki hak verdikten sonra kendine kalsın, kurtarsın kendisine bakma terimler. Halk arasında çok yanılır mesela böylece. Çok yani ben kendim kullandığım bu şekilde ya bakma sen ama boşuna namazı kılıyor. Boşuna hacıya gidiyor. Boşuna şunu yapıyor. Boşuna bu terimler böyle. Boş değil. Çünkü sevabı olmasa ne yapacak? Sevabı olmasa günah yıkanacak bu sefer. Günah yüklenecek. Şimdi ne demek günah yüklenme? Tabi cehenneme giren kişi Allah korusun hepimizin muhteremde inşallah. Yani gerçekten cehennem ismi bile kötü bir şey cehennem. Yani en çirkin, en kötü bir yer şu evrende cehennem. Böyle bir cehennem. Her tarafı ateş bir defa. Daha cehenneme girerken alevler yakacak insanları. Böyle yüzü yanacak, deri dökülecek, eti dökülecek, insanlara kararacaklar, işe girecekler. Tabii nereye baksa ateş, ateş, ateş.
Bir de şu var şimdi. Önce tabi mahşerde dikildi herkes, insanlar mahşerde. Mahşer güneş altında olacak. Güneş yaklaşacak. O güneşin altında en uzun müddet 50 bin yıl hesaba çekilme bakınız. 50 bin yıl hesaba çekilme, en uzunu bu ama. Daha önce işimiz ne olacak? Gerçek Müslümanlar. Düşünün ki bir insan 50 bin yıl mahşerde kaldı. Güneş altında aç, susuz. Orada yine acıkma var. Yine orada susama var. O aynı şeyle var arada. Ölüm yok ama arada. Kişi 50 bin yıl arada güneşin altında aç, susuz. İçi açtan yanıyor böyle. Ciğeri yanıyor. Ağzı kurumdan sarkıyor açlıktan, susuzluktan. Güneş beynini yakıyor. Yerden taban yakıyor. Bir de mahşer derler ya, mahşeri gibi derler. Muazzam izdiham. Üst üste insanlar. Öyle bir sıkışık bir yer. Herkes çıplak orada. Birbirini yakıyorsa birbirini. Ateşli insanlar birbirini yakıyorlar orada. İzdiham. Kim ayağını kımıldı adamıyor. Ter, 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 ter. Katran gibi ter. Pis kokuyor terler. Oradan çıktıktan sonra tabii insan ne istiyor değil mi? Kurtulunca şey, bir ağaçlık olsa da, yeşillik olsa da, bir de bir soğuk su olsa da içsem diye. Ehli cennet olunca ehli cennet. Oradan çıkınca ehli cennet, ağaç altlarında, akarsu başlarında, köş sahada tabanlar. Bunlar Allah korusun, bir atasözümüz vardır ya, yağmurdan kaçarken dolu yakalanma. Yani bunların mahşerden bir kurtulsam derken Allah'ın hükmünü cehennem olacak. Cehennemde böyle. Daha korkunç ama. Hiç kalıyor mahşerden tabi. Korkunç ateş içerisinde. Tabi orada yanma yanma. Bir de birbirine insana saldıracak mahşerde. Birbirine saldırır mahşerde. Şey, cehennemde. Birbirine saldırma. Şimdi sen beni düğüne götürdün. Sen beni cazı düğüne götürdün. Sen beni başıma açtırdın. Sen bana böyle yaptın. Sen bana böyle yaptın. Ana baba kardeş kim varsa birbirine hakaretler, işkenceler, saldırmalar birbirlerine. Birbirine şekilde. Bir zaman böyle gidecek. Sonra acıkacak da bunlar. Acıkacaklar bunlar şimdi. Ah acıktık. Ya Malik. Cehennemin başı o. Meleklerin başı. Yabanilerin başı. Aman bize bir yiyecek. Ne olursa olsun. Ne olursa olsun. Bize yiyecek. Var mı? Ne var? Zekkum var. Bir de dari'. İlla min dari'in. La yusmine min cihu. Dikenli ateşten daha kızgın bitkiler orada. Ateşten daha kızgın. Cehennem bitkileri. Onu veriyorlar. Ağzına alacak bunu. Ağzına yapışacak, dikenle girecekler. Ne yutabiliyor? Ne adı çıkarabiliyor? Eriyinceye kadar artık kaç yüz yıl onu uğraşacak böyle. Artık yutamıyor, yanıyor, yanıyor. Yere atacak kendini, yere kırılacak. Böyle kırılacak, yerlere kırılacak. Neye kıvranıyor? Tabi dünyada haram işlemiş ama ya. Haram işlemiştir dünyada ya. Hele şey yazın değil mi? Gidiyor plajlara gidiyor. Çırılçıplak. Aklınca müzik çalıyor. Şunları yapıyor. Bunları yapıyor. Efendim ben çağdaşım ben diyor. Din ne olacak? Kur'an ne olacak? İslam ne olacak? O fakir fukaranı onunla uğraşsın bakalım onlar. Onun gereği yok onun. Yani kendisi insan üzerine diyenler var. Ya imtiyazlı kişiler zannediyorlar kendilerine böylece. Ama Allah katına eşit ama. Onlar ölüyorlar ya. Çağdaş genç kızlar da ölüyor böyle. Hanımlar da ölüyor. Kimler kimle ölüyorlar bunlar da? Tabii zamanla eriyecek boğazındaki. Eriyecek. Şimdi ne yapacak? Artık su. Su, su, su bağıracaklar. Aman su, su. Var mı var? Ne var? Hamim, gazak, kışın suları var. Kaynayan, cehennemde kaynayan Gaya deryası var. Nasıl kaynıyor? Öyle kaynarken de tabii ses çıkarıyor. Korkunç ses çıkarıyor ve buhar çıkarıyor. Buhar çıkıyor böyle. O su verecekler, tabi yanacak. Ama başka su var mı var? Gazsa kışın suları var. Akan irinler var, kanlar. Onlar verecekler bunlara muhtemelen böyle. Cehennemde. Şimdi bazı tabi cehennemi bilemeyenler, yani Allah korusun ahiret alemini böyle önemsemi hafife alanlar, bazı kişiler ne diyorlar? Ya olsun giren yanar çıkarım diyor aklınca. Yani Allah korusun, yani karşısını görmek bile korku bir şey, cehennem muhtemelen böylece.
Demek ki bir insan üzerinde kul hakkı fazla varsa Allah korusun. Eğer ki yaptığı sevapları bunu karşılamazsa ama sevabı karşılarsa kurtarır muhtemelen. Tek elimizde şu anda bir şey var nedir böyle? Sevap karşılama. Bir de şu var muhteremler. Mesela bir insan gıybet çok yapmış. Herkese var bu böyle. Yani kimse onun üstünde kalamadı bundan böyle. Nedir bunun şeyi? Dua etme gerekiyor. Allahümme ufirli ve men iğtebtühü. Adı şerif bu. Allahümme ufirli. Allah beni affele ve limen iğtebtühü. Ve kimin gıybet yaptıysam onu da affeyle. Türkçe'de yapılabilir bu. Allah'ım beni de affeyle. Niçin? Gıybet yaptığım için. Allah'a karşı bu. Onun için. Allah'ım beni affeyle ve kimin gıybet yaptıysam onu affeyle. Dua etme gerekiyor. Yine ne yapma gerekiyor bir de? Eğer insanın üzerinde kul hakkı böyle para filan da varsa tabii en bunun garantisi hakkı haklıya vermek. Ölmüşse bulamıyorsa, bilemiyorsa ne yapması gerekiyor? Onun adına bunu bire vermesi gerekiyor onun adına. Ya Rabbi benim üzerimde işte filan kişinin bu kadar hakkı vardı. Götürü bir Allah yolundaki güzel bir yere, fakire, mescide böyle güzel bir yere götür onu böyle. Ya Rabbi bunun adını veriyorum der. Kalbinden ama. Kalbi niyet eder, ona da veriyorum der. Hatta bunun dışında daha bilmediği neler varsa, ömür boyu bu tabii. İnsan mesela sadaka vereceğine kendi zamanı bazı yerde ne yapma gerekiyor? Ya Rabbi kimin kul hakkı varsa bunun adına veriyorum. Bu sefer onlara bağışlıyorum der. Ondan sonra Ya Rabbi razı eyle. Onların maaşını razı eder böylece. Ve çok dua etme gerekiyor muhteremler. Dua etme gerekiyor. Mesela insan bazı Yasin okumalı, işte İhlas okumalı, şey yapmalı. Ya Rabbi okuduklarımın sevabını Ya Rabbi. Ben de kim hakkı varsa onu bunu ediyorum Ya Rabbi. Ya Rabbi onları sen razı eyle de ve hak istemesine mahşerde. Böyle bir şey olabiliyor mu? Oluyor muhteremler. Şöyle olacak. Mahşer günü bu şey ki Rabbim o kula şimdi alacaklıya. Kulum senin ne alacağın var bunda? İşte bana bir tokat vurdu. İşte bana şöyle yaptı. Şöyle şöyle yaptı. Şu kadar sevap olma hakkım var. Ama bu senin adına bu sevap gönderdi bak. Bunu mu istiyorsun? Bunu mu istiyorsun? Bakacak o sevap daha çok. Ya bunun için var diyecek. Hakkından geçecek muhteremler. Bunu yapmamız gerekiyor. Bir insan yani 100 lira sadaka vereceğine kişi 1 lira hakkı yerine versin daha alın daha öfter muhteremler. Yani kul hakkından kurtulmak için çok çalışmamız gerekiyor. Bir de zulüm deniyor. Zulüm kişiye aşırı baskı yapma insanlara böyle. Genelde bunu yetkili kişi yaparlar bunu. Tabi bu İslam dini her dönemi kapsadığı için, her ülkeye kapladığı için her zaman tabi geçerlidir. Şimdi bu zulüme gelince bakın muhteremler. Mahşer gününde kim zulüm ettiyse o günün mahşerde o kişi kendi zulümatta kalacak şimdi. Hadis okuyun Müslümler inşallah. Buyur Aleyhisselam Hazretleri. İttekuz zulme. Zulümden korkun, kaçının, sakının. Yani kimseye haksızlık etmeyin. Zulüm hakkın karşıtı. Haksızlık zulüm demektir. İttekuz zulme, zulümden kaçının. Feinne zulme, çünkü zulüm nedir? Zulümatın gelme kıyameti, o kıyamet gününde zulümattır. Hadis-i şerifin tabii her kelimesinde çok incelikler var muhteremler.
hadis-i şeriflerin. Çünkü peygamber sözü tabii. Evliyanın sözlerinde bile hikmetler var. Evliyanın sözlerinde bile. Onlar bile boş kelime kullanmazlar. Her kelimeyi tam yerinde kullanırlar. Onda özellikler vardır. Burada peygamber bir şöyle buyuruyor. Zulümden dünyadan kaçınız. O kıyamet günde zulüm edene zulümat olur. Yani zulümat karanlık anlamına geliyor. Bir insan, bir zalim yani karşına zulüm ediyor. Ne yapıyor? O ki hayatını karartıyor yani. Hayatını karartıyor. Tabi bu zamanla şu oluyor bazen mesela. Nice dönemlerde siyasi mahkumlar bir iktidar ele geçirmiş. Ne yapıyor? Karşı, rakip ölüyor karşılıkını. Atıyor bunu zindana. Sır rakip olduğu için. İşte kızıyor zindana attırıyor. O kişinin hayatı zindana geçiyor. O kişinin hayatı kararıyor. Tabi onun da eşi var. Onun da yuvası var. Onun da çoluğu çocuğu var. Düşünmüyor ama. Ne yapıyor karşıdaki? Sırf kendi yararı için, kendi koltuğunu koruması için ne yapıyor? Hasılıkla zulmediyor. Karşıdaki cevabını tabii öldürebiliyor da, astırabiliyor da, zina attırabiliyor da. Yani hayatını karartıyor karşıdakine. Düşünün ki bir insanın haksız yere cezaevine girmesini düşünün mesela. Mesela 5 yıl yatıyor ki cezaevinde. Haksız yere yatıyor orada. Ne oldu 5 yılda? Tabi dört duvar arasında kişi kapalı yerde. Tabii canı da sıkılıyor. Dışarı çıkamıyor muhtemelen. Bir cumaya gidemiyor. Gidemiyor. Eşi evde dul gibi kalıyor. Çocuk yediğimde kalıyorlar. Anaması göz içi döküyorlar. İşi gücü bozuluyor. Dünya sıkılıyor. Kişi karanlıkta kalıyor. Demek ne olacak? Mahşer gününe bakın değil mi? Zulmeden zalim orada hayatta orada kararacak onlar böylece. Onlar kabrinden kalkınca sanki gözleri yokmuş gibi her tarafta karanlık olacak onlara böyle. Her tarafta karanlık olacak, zulümatlı olacaklar. Karanlık olacaklar bunlar da. Tabii bunun cezası da mahşerde çok ama çok büyük muhtemelen böylece. Bir de adı cemaatimiz kadın mehir meselesi var kulak olarak da böylece. Kadın mehri vardır. Şimdi nikah akdinde şimdi genelde nikah kıyması derler. Nikah kıyılı derler. Bu söz tabi yanlış muhtemelen. Türkçe böyle kullanılıyor. Çünkü bir şeye kıymak değil mi? İyi bir şey değil. Mesela et kıyılıyor, kıyma oluyor. Derler, canına kıyıyor, malına kıyıyor. Yani kıyma bir şeye parçalama, harap etme anlamına geliyor kıyma. Daha baştan kötü olarak algılanıyor. Nikah kıyıldı, bu nikah kıyıldı. Mahvoldu gitti nikah. Harap oldu gitti nikah anlamına geliyor aslında böyle. Nedir? Aslında nikah akdi, akit bir şeye bağlama, sağlamlaştırma akit derler ona böyle. Sözleşme anlamı geliyor. Nikah akdinde mehir konur, kadına mehir konur, kıza. Bu tabi muacir olur, müeccel olur. Olur bu. Şimdi çok kişi bu nikahında bunun farkında hiç olmuyor bile hiç ama. Yani genelde bu nikah işi çok hafif almış Türkiye'mizde muhtemelen. Yani bilmiyor çoğu da böyle. Yani çoğu bilmiyor ne olduğunu beri bilmiyor böylece. Hatta kendi bulunmamış bir çoğu bile bulunmamış kendisi de. Bu ama farz borç oluyor muhtemelen bu şekilde. Borç oluyor bu. Nikahta ne olmuşsa muacel peşin. Ve müeccel sonra verilecek bu. Sahip verecek. Hele Allah korusun boşanma oldu mu vermesi bunu mecbur oluyor zaten böylece. Vermesi mecburdur. Nikah mehrinde de. Bu da kul hakkına giriyor muhtemelen böyle. Kul hakkına giriyor. Bir kul hakkı daha var. Yani gerçekten bu da çok zor mesele. Bir mazlum, zulme uğrayan kişi, aciz kişi, zulme uğruyor, haksızlığa uğruyor. Dövüyor, şunu şunu yapıyorlar. Bunu görene bunu kurtarması gerekiyor muhtemelenler. Eğer insana buna gücü yetecek durumda ise, kimin buna gücü yetmeye imkanı varsa, gücü yetiyorsa, gerek sözüyle, eliyle, güç ile bunu yaratma insan mecbur oluyor böylece. Bir Müslüman zulme uğruyor. Evli hırsız girmiş mesela, bağırıyor imdat diye, kimse gitmiyor böylece. Yolda bir gazeteci çantasını kaçırıyor, sürüklüyor. Kimse gitmiyor böylece. Dövülüyor, sövülüyor.
İnsan bunu görüyorlar, karşıdan bakıyorlar. Buna kulak her gün muhtemelen bakıyorlar. Hatta resim makamlarda bile olsa, bir insana haksız olarak bir kişiye işkence yapılıyorsa, kim buna gözetiyorsa, buna yardım olması gerekiyor Müslümanlar. Bu da ne olacak şimdi? O mazlum, mahşer gününe gelecek. Sen beni filan yerde gördün, bak beni dövüyorlardı, işte bana şöyle yapıyorlardı, şöyle yapıyorlardı. Ya malım aldılar, vermediler. Sen bunu gördün, bildiğin halde, gücü yetti halde kurtarmadın beni diyecek. Hakkı alacak muhteremler. Bir de şahitlik meselesi buna giriyor şimdi. Şahitlik buna giriyor. Kişi haklı. Haklı ama hak neyle kanıtlanıyor? Şahitle kanıtlanıyor. Şahit gerekiyor. Bugün mesela en çok olan bir konu ışıkta geçme. Kırmızı ışık yanıyor. Belki anlamıyor. Geçerken öbürüne çarptı. Çarptı ama tabii ne gerekiyor? Şahit gerekiyor şimdi. Efendim ben yeşile geçtim. Bu kırmızıya geçti bu. Bu çarptı bana. Ama bunu ispatlayamıyor. Kanıtlayamıyor şimdi bunu mahkemede bunu şeyde. Trafikte kanıtlayamıyor bunu. İşte gören ne yapacak? Eğer gören kişi buna şahitlik yapmazsa o kişi bundan maaşla aklını alacak bak muhtemelen böylece. Yani şahitlik meselesi de öyle lüks, öyle keyfi değil. Zorunlu mesele bu. Bir Müslüman hakkını araması için zorunlu mesele. Bir kimse gördüğü, bildiği bir meselede o kişinin hakkını araması için ona yardımcı olmaz, şahitlik yapmazsa o kişi hakkını alacak mahşerden. Gelecek, bakacak ki ben haklıydım filan yerde. Sen bunu gördün, şahitliğe gelmedin. Bir hakkımı alamadın. Onun hakkını alacak muhtemelen. Hakkını alacak. Yani mahşer gününde işimiz muhtemelen kolay değil azı cemaatimiz. Peki ne yapacağız? Başka yol yok ama. Yol varsa budur. Başka yol yok muhtemelen. Yani her insan, hepimiz ölmeye mecburuz. Bak, bu muhtemelen. Haşa başka alem yok. Başka Rabbimiz yok muhtemelen. Ya. Rabbimiz bir. Yaradan Mevlamız. Mülk onun. Onun kanun kuralı geçiyor. Ölüme çare yok. Yani başka yolumuz yok. Başka bir seçilemeyecek yok başka. Ölmeye mecbur ne yapmak gerekiyor? Malum ki öleceğiz. O kefini giyeceğiz. O kabire gireceğiz muhtemelen. Ve sonra isteğimize bağlı olmadan, bize sorulmadan bir su üfürecek. Ve nüfya fi sur bak. Üfürecek. Yer göz çatlayacak. Toprak karma karışık olacak. Her birimiz topraktan dışarı fırlayacağız. Ama dünyaya elimizde eli gelmek tek adım elimizde olmuyor. Yani her birimiz orada kabirden böyle fırlayacağız. Bir kabirden 70 kişi çıkacak. Aynı kabirden. Çıkacak oradan böylece. Mevla buyuruyor. Fe'idâhüm kıyâmin yenzurû. İki sur arası vardır. İlk surda kıyamet kopacak. Herkes ölecekler. İki sur arasında geçen bir zaman vardır ki bu 40 diye geçiyor. 40 yıl gibi bir şey, bir zaman, bir dönem. Bu arada ruhlar uyuyacaklar anda. Uyuyacaklar ruhlar. İkinci surda uykuda uyanır gibi olacak ruhlar da böyle. Her ruh kalkacak, bedene girecek. Her insan kıyamete bulacak orada. Ondan sonra mahşer yerine sevkiyat başlıyor. Millete geliyorlar. Hepimiz oradan mahşerine sevk edecekler mahşerine. Ne kadar canlı varlık varsa, insan, hayvan, cin, şeytan, melek varsa böyle toplanacağız. Yani oraya gitmemeye çare yok muhterem efendim. İnsan ne olursa olsun böyle. Dünyada yetkisi makam ne olursa olsun. Kişi öldü mü ne oluyor? Adı cenaze ol zaten. Bedene bir leş alıyor, çürüyor, kokuşuyor. Kokuşuyor. Demek ki iki seçeneğimiz var muhteremler kul hakkı için. Biri nedir? Helallaşmak dünyadayken. Neyse para pul, helallaşmak bunu böyle. Bunu yapamadık. Onların adına hesap yapalım böyle. Parasal olur bu. Para verilir. Mesela camiye çıkarken attığım 1 milyon 1 lira para attın camiye. Niyet edersin. Bunun hesabını işte filan kişinin hakkını şey edin böyle. Bir
Bir de bunun dışında onun adına dua yapılır, bir şey okunur. Bir de bunun dışında ne gerekir bunun dışında? Sevaplarımızı çoğaltmak muhtemelen. Sevabı çoğaltmak. Sevabı çoğaltmak. Nasıl çoğaltalım, sevaplarım, ne yapalım bunun içinde? Tabii fazla namaz kılamayız. Zaman müsaade edilmese bu çağımızda, hızlı hayatında. Hiç olmazsa Allah-u Teala çok çok zikreden her zaman vereceğim. En kolaya bak. Abdestli oluyor, abdestli oluyor. Her halde bu oluyor. Sevapları çoğaltmak gerekiyor bunda. Allah'ın zikri. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Dile kolay. Hafif. Hafif. Fakat mahşede mizanda çok ama çok ağır gelecek. Hangisi gelecek ama? Kim ki ihlas ile. Yani bir insan halisen, muhlisen. Bir insan halis, ihlas ile, samimi olarak bir insan bunu söylerse, inanarak söylerse buna. La ilahe illallah. Allah birdir, başka ilah yoktur. Mülk onun. O'dur egemen. O'dur hakimiyeti olan bence. Her şey emrinde, tasarrufunda. Bir insan bunu söylerken bunu bilirse, bilirse o kadar bunun sevabı büyük, büyük ki mizan bunu dartamıyor bir anlamda böyle. Dartamıyor mizan. Neden? Bunda Allah'ın ismi var bunda ya bak. İllallah var bunda. İki arıyor bu. Nefi, ispat dönüyor buna. İnce olumsuz. La ilahe. Bak değil mi? İnsan bir dolaşıyor. İlah yok böyle. İlah cins için. İlah yoktu böyle. İnsan bakıyor ki, insan kendine bakıyor. İnsan yaratılmış bir varlık. Yoktu daha önceden, yaratıldık. Ama insan hastalanıyor, fakir oluyor, zengin oluyor, ağlıyor, gülüyor, hastalanıyor, yaşlanıyor. Ölüm var sonunda. İnsan ilah olamaz tabii. Biz şu şeyi yönetemiyoruz, bu alemi yönetemiyoruz. Ağaçlara bakalım, onlara bizim gibi fani varlıklar. Yer gök, fani varlıklar. O halde la ilahe bak ilah yoktur. İllallah, Allah Celle. O da yaratan. O'dur yöneten, O'dur Rabbül Alemin, ancak O'dur egemon kanunu geçendir. Böylece. Yani bunu kişi inanarak, inançla, bilinçle kişi bunu güzel söylerse, 10 defa olacağına bir defa olsun. Hatta bir tesbih 100 defa çekeceğine bir defa söylesin. La ilahe illallah desin, o kadar sevabıdır yanında. Tabi bu çoğalsın Allah'ın inşallah, çoğalsın inşallah Teala. Bilhassa bunun sevabı çok büyük mutlaka. Çok bunun sevabı büyük. İnşallah sevabımız çoğalınca bu defa ne olacak? Tabi alacaklar ama sevap çok ama. Yani bu zengine benzer. Mesela bir zenginde borcu var. Her zenginin borcu vardır. Tabi borcu vardır. Ama o kadar alacaklı gelir açarak kasayı al bak al tamam der. Biz onu dokunmak, biz dokunmak kendisi böyle şey. Ama fakir geldiğinde kapısına yok bir şey yok bir şekilde. İlla Teala Fatiha.